Merhaba arkadaşlar, fen bilimleri testinin cevap anahtarına bakıyoruz birlikte. Birinci soru, dünyanın güneş etrafındaki hareketi ve dönme ekseninin eğik olması mevsimleri oluştururken aynı zamanda gece gündüz sürelerinin değişmesine neden olur. K ve L şehirlerinin mevsimlerin başlangıç tarihlerine ait gündüz süreleri aşağıdaki grafikte verilmiş. Buna göre 21 Aralık'ta dünyanın güneş karşısındaki konumu ve şehirlerin yerleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş diyor. 21 Aralık deyince ben güneşi çiziyorum ve dünyayı eksen eğikliğiyle çiziyorum. 21 Aralık'ta konum buydu arkadaşlar, hatırlıyorsanız derste de görmüştük. 21 Aralık'ın grafiğini inceliyorum. K şehri en uzun gündüz yaşıyorsa yaz mevsimindedir. En kısa gece yaşanıyorsa kış mevsimindedir. Kış mevsimini yaşayan L, yaz mevsimini yaşayan K'dır. Bakıyorum hemen şıklara. A, L'nin yaz mevsimini yaşadığı bir konumdadır. Yani 21 Haziran. A şıkkını ediyorum. B şıkkına bakıyorum. 21 Haziran'da K'nın yaz olduğunu görüyorum. Ama 21 Haziran konumunda. Bu şıkkı da eledim. C şıkkına bakıyorum. L'nin kış olduğu, K'nınsa yaz olduğu bir konumda arkadaşlar. Gönderiyorum güneş ışınlarını. Gördüğünüz gibi K'ya ışınlar dik geliyor. Ve yaz mevsimini yaşıyor. Doğru cevap C şıkkıdır. İkinci soruya bakıyorum. Bilgi, dünya dönme ekseninde 23 derece 27 dakikalık bir eğimle hareket etmektedir. Dünya ekseni eğik olmasaydı olaylarından hangileri gerçekleşirdi diyor. Hemen kontrol ediyoruz. Dünyanın ekseni eğik olmasaydı. 1. Ekvator dünyanın en sıcak bölgesi olurdu. Doğru arkadaşlar. Dünyanın en sıcak bölgesi olurdu. Çünkü ekvatora hep güneş ışınları dik gelecekti. Yengeç ve oğlak da öncesine öğle vakti güneş ışınları dik düşerdi. Hayır arkadaşlar. Yengeç ve oğlak dönencesi diye bir dönence oluşmazdı. Sadece ekvatora dik düşerdi. 2 yanlış. 3'e bakıyorum. Güney ve kuzey yarımkürede yıl boyunca aynı mevsimler görülürdü. Bu da doğru şıkkımız. Yani 1-3 doğru cevap arkadaşlar. 3. soruya bakıyorum. Rüzgarın oluşumu aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. 1'e bakıyorum. Rüzgarın oluşum nedeni havadaki basınç farkıdır. Doğru. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru bir hava hareketi oluşacaktı arkadaşlar. 1 doğru. 2. Bir hava sıcaklığının artması sonucu oluşan alçak basınç alanıdır. Evet arkadaşlar. Hava sıcaklığı arttığında hava yukarı doğru hareket eder. 2 doğrudur. 3'e bakıyorum. 2 yüksek basınç alanıdır. Evet arkadaşlar. Hava soğuduğunda hava hareketi aşağı doğru olduğu için burada yüksek bir basınç alanı oluşur ve rüzgar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru olacaktır. D şıkkımız doğru cevaptır. 4. soruya bakıyorum. Aşağıdaki tabloda iklim ve hava olayları ile ilgili örnekler verilmiş. Bu örneklere göre kaç tane iklim sütununa tik işareti konulmalıdır diyor. Hemen kontrol ediyorum. Birincisini okuyorum. Doğu Karadeniz bölgesi en yağmur alan bölgedir diyor. Bu iklimle ilgili bir özelliğimizdir. Ailece gittiğimiz piknikte yağmur bastırınca eve dönmek zorunda kaldık. Hava olayları ile ilgili. Ankara'da meydana gelen hortum sonrasında ağaçlar devrildi. Bu bir hava olayıdır arkadaşlar. Yurdumuz yarından itibaren Balkanlardan gelecek alçak basıncın etkisi altına girecek. Hava olaylarına ait bir özelliktir. Dünyadaki en sıcak ülkeler ekvator bölgesinde yer alır. İklimle ilgili bir özellik olacaktır. İklimde 2 tane tik konulmalıdır. 5. soruya geliyorum. Bilgi vermiş bize. İklim ile hava olayları birbiriyle bağlantılıdır. Ancak aralarında farklar vardır. İklim ve hava olayları ile ilgili ifadeler aşağıda verilmiştir. Bu ifadelerin iklim ve hava olayları şeklinde gruplandırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak yapılmıştır? 1'i okuyorum. Geniş bir bölgede uzun yıllar devam eden atmosfer olayı iklimdir arkadaşlar. 2'ye bakıyorum. Günlük değişken atmosfer olaylarını inceler. Bu hava olayıdır. 3. Değişkenlik azdır. Bu iklimin özelliğidir. İnceleme yapan bilim dalı meteoroloji bu hava olaylarının özelliğidir. Bahsedilirken güneşli, rüzgarlı ve yağmurlu gibi ifadeler kullanılır. Hava olayının özelliğidir. Yani 1-3 iklim
2, 4, 5 hava olaylarına ait özelliklerdir diyoruz. 6. soruya geldik. Yapılan deneylerde K ve L termometreleri çekirdek gibi dünya modeline yapıştırılıp özdeş el fenerleriyle termometrelerin üzerine eşit süre tutuluyor. El fenerlerinin model üzerinde aydınlattığı alanlar öğrencilere gösteriyor. Bakıyorum hemen üstteki 1 diyelim 2 diyelim. 1 numaralı fener geniş bir alan aydınlatmakta. 2 numaralı alansa fenerse dar bir alan ısıtmaktadır. Yani dar alanda güneş enerjisi daha fazla, geniş alanda ise daha az olacaktır. Bu deneyle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Biri okuyorum. K termometresi sıcaklık artışı daha fazla olur. K termometresindeki sıcaklık artışı fazla mı olur? Hayır, fazla olmaz arkadaşlar. Daha az olur. Çünkü daha az ısınacaktır. İkiye bakıyorum. Güneşten dünya yüzeyine gelen ışınlar farklı bölgeleri farklı ısıtır. Doğrudur arkadaşlar. Güneşin geliş açısıyla ilgili ısıttığı bölgeler farklı olacaktır. Ekvatoru daha çok ısıtmıştır. Kuzey tarafını daha az ısıtmıştır. 3'e bakıyorum. Aynı enerji miktarı ekvatorda dar bir alanı, kutuplarda geniş bir alanı ısıtmaktadır. Bu da doğru arkadaşlar. Aynı enerji, aynı fener, özdeş fenerler kullanılıyor. Ekvatorda daha dar bir alanı daha fazla ısıtmaktadır. Kuzeyde ise geniş bir alanı daha az ısıtacaktır. Doğru cevabımız 2 ve 3'tür. 7. soruyu çözüyoruz arkadaşlar. Aşağıda bir kısmı verilen DNA molekülünde bazı nükleotitler boş bırakılarak numaralarla gösterilmiştir. Bu DNA molekülüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen bakıyorum. 1'e guanin gelecek, 2'ye adenin gelecek, 3'e sitozin gelecek. Hemen kontrol ettim. 4'e sitozin gelecek, 5'e adenin gelecek arkadaşlar. 6'ya da timin geldiğini görüyoruz. A şıkkına bakıyorum. 3 timin, 3 adenin nükleotidi bulunur. Bakıyorum hemen. Adenin, 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 timin, timin, timin. Doğru, ikisi de 3 adenin, 3 timin nükleotidi bulunacaktır. B'ye bakıyorum. 5 guanin, 5 sitozin bulunacaktır. Hemen kontrol ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 guanin, 1, 2, 3, 4, 5 sitozin bulunacaktır. Bu da doğrudur. C'ye bakıyorum. Numaralı yerlerde sırasıyla guanin, adenin, sitozin, sitozin, adenin, timin nükleotitleri vardır. Kontrol ediyorum hemen. Guanin, adenin, sitozin, sitozin, adenin, timin bulunacaktır. Bu da doğru. 8 tane fosfat, 16 tane deoksiriboz şeker bulunur diyor. Hayır arkadaşlar. 16 tane deoksiriboz şeker, 16 tane de fosfat bulunacaktır. Burada fosfat sayısını yanlış vermiştir. 8. soruma geçiyorum. Aşağıdaki görselde 21 Aralık tarihinde dünyanın güneş karşısındaki durumu gösterilmiş. Buna göre 21 Aralık'ta durumlarından hangileri yaşanır diyor. Biri hemen okuyorum. Kuzey yarımkürede en kısa gündüz yaşanır diyor. Kuzey yarımküreye bakıyorum. Kış mevsimi 21 Aralık'ta en kısa gündüz yaşanır. Doğru. 2'ye bakıyorum. Güney yarımkürede yaz. Kuzey yarımkürede ise kış mevsimi yaşanmaya başlar. Evet arkadaşlar, bu da doğru. Güney yarımkürede 21 Aralık'ta gördüğünüz gibi yaz mevsimi yaşanıyor. Kuzey yarımkürede ise kış mevsimi yaşanmaya başlıyor. 3'e bakıyorum. Güney yarımkürede gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlayacak diyor. Bu da doğru arkadaşlar. En uzun gündüzü yaşayacak güney yarımküre bu tarihte. Bu tarihten sonra artık gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlayacak diyoruz ve 1, 2, 3 doğru cevabımız. 9. soruya geçiyorum. Aşağıdaki şekilde bazı kalıtsal yapılar numaralarla gösterilmiştir. Buna göre K, L, M ve N yapılarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerle hangileri yanlıştır? Ben hemen gördüğüm yerlere yazıyorum. Kromozom, DNA, gen ve nükleotit. A şıkkını okuyorum. N'nin yapısı şeker, fosfat ve organik bazdan meydana gelir. N neydi? Nükleotitti arkadaşlar. Doğrudur. K aynı tür canlılarda farklı sayıda bulunur. Arkadaşlar aynı tür canlıda aynı sayıda gen bulunur. Kromozom bulunur. Bu sebeple bu cevabımız yanlıştır. M, C şıkkına bakıyorum. M çeşitli sayıda ve sırada N yapısının dizilmesiyle oluşur. M gendir arkadaşlar. Genler nükleotitlerin çeşitli sayı ve sıralarda dizilmesiyle oluşmaktadır. Doğru cevap. D bakıyorum hemen. L bazı proteinler birleştirerek K'yı oluşturur. Arkadaşlar
L yapısı DNA'dır. DNA kendini eşler, proteinlerle sarılır ve K'yı oluşturacaktır. Doğru cevap. 10. soruyu çözüyoruz arkadaşlar. Nafız öğretmen mevsimler konusunu anlattıktan sonra elinde bulunan kartlara bazı tarihler yazıyor. 21 Aralık, 20 Nisan, 1 Kasım. Ben buna hemen mevsimlerin başlangıç tarihlerini yazıyorum. 21 Aralık mevsimin başlangıç tarihi zaten. 21 Mart, 20 Nisan'ın mevsiminin başlangıç tarihi. 23 Eylül'de 1 Kasım'da yaşanacak mevsimin başlangıç tarihi. Daha sonra öğrenciler bu tarihlerde güney ve kuzey yarımkürelerde hangi mevsimler yaşanabileceğini soruyor. Öğrencinin verdiği cevaplar yukarıdaki gibi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kerem 21 Aralık'ta kuzey yarımkürede kış, güney yarımkürede yaz mevsimi yaşar demiş ve doğru demiş. İpek 20 Nisan'da güney yarımkürede ilkbahar, kuzey yarımkürede sonbahar yaşanır demiş. Ama tam tersi arkadaşlar, güney yarımkürede sonbahar, kuzey yarımkürede ilkbahar mevsimi yaşanacaktır. Bahar ise 1 Kasım'da güney yarımkürede ilkbahar, kuzey yarımkürede sonbahar mevsimi yaşanır demiş ve doğru söylemiş. A şıkkına bakıyorum. Tüm öğrenciler mevsimlerin hangi tarihlerde, hangi yarımkürede yaşandığını doğru biliyor. Hayır, İpek doğru bilmiyor. Kerem ve Bahar'ın ifadeleri yanlış. İpek'in ifadesi doğrudur. Yanlış bir ifade. İpek yanlış ifade etmiştir arkadaşlar. C şıkkı bahar 1 Kasım'da yaşanan mevsimleri yanlış biliyor. Hayır arkadaşlar, bahar 1 Kasım'da yaşanan mevsimleri doğru bilmektedir. C şıkkı da yanlış. İpek mevsimleri doğru biliyor ama yarım küreleri karıştırıyor. Doğru şıkkımız arkadaşlar D şıkkı. 11'e bakıyoruz hemen. Hava basıncının düşük olduğu alanlarda alçak basınç alanı, hava basıncının yüksek olduğu alanlarda yüksek basınç alanı denir. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yönde hareket eden hava akımına rüzgar denmektedir. Derste de bunu bolca konuştuk. X, Y, Z ve T konumlarındaki hava basınç değerlerine ait grafiği inceleyen meteorolog Kemal Bey, belirtilen konumlarda oluşacak rüzgar hızını tespit etmek istiyor. Rüzgar hızı basınç farkıyla doğru orantılı olduğuna göre meteorolog Kemal Bey hangi seçenekte verilen konumlar arasında rüzgar hızının en fazla olabileceğini söyler. Burada ne yapacağız? Basınç alanının en yüksek ve en alçak olduğu yere bakacağız. Neresi en alçak olan yer? Z. En yüksek olan yerse Y. Bu ikisi arasında oluşacak rüzgar en yüksek hızdaki rüzgardır. Doğru cevabımız C şıkkı. 12. soruya geçiyorum. Bil bakalım etkinliğinde öğrenciler tanımları verilen kavramları bularak bu kavramlardan oluşan şifreyi çözecekler. Buna göre kavramlardaki belirtilen harflerin birleşmesinden oluşan şifre aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Belirli sayıda nükleotitten oluşan DNA parçası gendir arkadaşlar. Bunun birinci harfini alacağız. DNA'nın dışında bir protein kılıf kaplanarak oluşan yapı kromozomdur arkadaşlar. Kromozomun dördüncü ve beşinci harfini alacağız. O ve M. Hücredeki yaşamsal faaliyetleri yöneten kalıtsal bilgileri bulunduran yapı DNA'dır. Bunun ikinci harfini alacağız arkadaşlar. Ve son olarak DNA'nın yapısını oluşturan birimlere biz nükleotit deriz. Burada da E harfini alacağız. Arkadaşlar şifremizde oluşturabileceğimiz en güzel kelime genomdur. B şıkkı doğru cevap. 13'e geldim. Ata canlının fenotipinde görünmeyen bir özellik yavru canlıda ortaya çıkabilir. Buna göre verilen bilginin doğruluğunu araştırmak için aşağıdaki çaprazlamalardan hangileri yapılmalıdır diyecek arkadaşlar bize. Biz de diyeceğiz ki melez genotipli iki tane canlıyı çaprazlamamız lazım. Diyeceğiz ki homozigot çekinik bir karakter ortaya çıksın. Bakıyorum. Bir tane melez, bir tane çekinik homozigot canlıyı çaprazlamış olmaz. İki tane melez canlıyı çaprazlamış. İstediğimiz sonuç küçük u küçük u olarak çıkacaktır diyoruz. C ve D şıkları da olmayacaktır. 14. soruya geçiyorum. Uzun boylu iki bezelye bitkisi çaprazlandığında oluşan bezelyelerin fenotip oranları aşağıda verilmiştir. Bu çaprazlamaya göre ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Bakıyorum hemen. 3 tane uzun boylu, 1 tane kısa boylu bitki olmuştur. Biz bu çaprazlamayı nasıl elde edebilirdik? 2 tane melez bireyin çaprazlanmasıyla
elde edebilirdik. Ne olacaktı bunun sonucu? Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A oluşacaktı. Bir tane kısa boylu, üç tane de uzun boylu birey meydana gelecekti. Bire bakıyorum, uzun boylu olma özelliği kısa boylu olma özelliğine baskındır diyor. Doğrudur arkadaşlar. İki çaprazlama sonucu oluşan uzun boylu bezelyelerin tamamının genotipi heterozigottur diyor. Yanlış arkadaşlar, bir tanesi homozigot çıkacaktır. Üçe bakıyorum, çaprazlanan bezelyelerin genotipleri homozigottur diyor. Bu da yanlıştır. Heterozigot olması gerekiyor. Cevap yalnız birdir. 15. soruya bakıyorum arkadaşlar. İnsanlarda iki çeşit kromozom bulunur. Bu kromozom çeşitlerinden biri saç rengi, göz rengi gibi vücut ile ilgili karakterleri taşır. Diğeri çeşitli kromozom, diğer çeşit kromozomlar ise cinsiyeti belirleyen kromozomlardır. Genel olarak vücuttaki karakterleri belirleyen kromozomlar sayı ile gösterilirken cinsiyeti belirleyen kromozomlar için X ve Y ifadesi kullanılır. İnsanlarda eşeğe bağlı kalıtım aşağıdaki şemayla gösterilmiştir. Bu şemaya göre aşağıdaki ifadelerden hangilerine ulaşılamaz diyor ve kontrol ediyorum. A şıkkı, cinsiyeti belirleyen kromozomlar çift halinde bulunur. Doğru. XX veya XY olmalıdır arkadaşlar. XX olursa dişi, XY olursa erkek birey olur. B şıkkı, yumurta ve sperm hücreleri anne ve babada bulunan cinsiyeti belirleyen kromozom çiftlerinden sadece birini alır. Evet arkadaşlar, neden? Çünkü mayoz bölünme geçirdiğinde yalnız bir X veya yalnız X, yalnız Y gelmektedir. Doğru. C şıkkı, insanda çocuğun cinsiyetine babadan gelen eşey kromozom belirler. Evet arkadaşlar, çünkü cinsiyetin farklı olması için Y kromozomunun bulunması lazım. Y de babadan geleceği için eşey kromozomunu baba belirler aslında. D şıkkına bakıyorum. İnsanlarda fenotip olarak kız çocuklar anneye, erkek çocuklar babaya. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Bu benzeme olayını biz vücut kromozomlarından görürüz. Ve 22 kromozomdan hangisi baskınsa onun özelliği görülecektir. Bu anne ya da baba olmak zorunda değildir diyoruz. Ve D şıkkı doğru cevap. 16. soruya bakıyoruz. Hücredeki DNA zincirinin bozulmasıyla ortaya çıkan genetik bozulmalara mutasyon adı verilir. Bir öğrenci mutasyona dikkat çekmek için bir çalışma yapmak istiyor. Bunun için mutasyona sebep olan faktörler ve korunma yolları ile ilgili olarak aşağıdaki posteri hazırlıyor. Öğrenci amacına ulaşmak için posterde boş bırakılmış olan yerlere aşağıdaki ifadelerden hangisi yazması uygun olmaz diyor. A şıkkı, hamile bayanlar röntgen filmi çektirmemeli, radyasyon içeren ortamlardan uzak durmalı. Evet arkadaşlar, radyoaktif maddeler, zararlı güneş ışınları DNA'nın yapısını bozduğu için doğrudur. Hava kirliliği olan ortamlardan uzak durulmalı, termik santrallerin bacalarına süzücü filtre takılmalı. Evet arkadaşlar, bacalara filtre takacak ve radyoaktif ortamlardan, hava kirliliği olan ortamlardan uzak durmalı. Sigara açık alanda içilmelidir. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Sigaranın açık ya da kapalı ortamlarda içmesi bir şey fark etmez. Sigara içmesi mutasyona sebep olmaktadır. Bu yanlış bir ifade. C şıkkı doğru cevap. 17'ye bakıyorum. Aşağıda gösterilen tek hücreli canlı gündüz fotosentez yaparak üretici, geceleri de dışarıda hazır beslenerek tüketici beslenmektedir. Bu canlının bulunduğu ortama yeterli süre röntgen ışınları yollanıyor. Deney sonunda canlının üretici özelliğini kaybettiği görülüyor. Buna göre yukarıda anlatılan değişikliğin oluşmasına aşağıdakilerden hangisi sebep olmuştur diyor. Canlının modifikasyon geçirmesi değil arkadaşlar. Röntgen ışınları mutasyon sebebidir. Modifikasyon değil, DNA yapısı bozulacaktır. Fotosentez ile besin üretimini düzenleyen genlerin mutasyona uğraması doğru cevabımızdır arkadaşlar. Canlının DNA'larını kaybetmesi değil, canlının doğal seçilime uğraması doğru değildir. 18. soruya geliyorum. Canlılarda görülen gelişim farklılıklarından 4 tanesi aşağıda karışık olarak verilmiştir. Yukarıda verilen örnekler incelendiğinde aşağıda verilen yorumlardan hangisi söylenemez diyor. Bakıyorum hemen, aynı kovandaki dişi arılarda arı sütüyle beslenen kraliçe arı, bal ile beslenen işçi arıdır. Besin çeşitliliği aynı bahçedeki aynı tür bitkilerden gölgede olanın yavaş, açık alanda olanın hızlı gelişmesi ışıkla ilgilidir arkadaşlar.
Aynı bölgedeki tavşanlardan iyi beslenenin kötü beslenenden daha fazla gelişmiş olması besinle ilgilidir. Besin miktarı ile ilgili. Kara indiba bitkisinin dağda yetişeninin kısa boylu, ovada yetişeninin uzun boylu olması basınçla ilgilidir arkadaşlar. Hemen şıklarıma bakıyorum. Tüketilen besin çeşidi bir canlının gelişim biçimini etkileyebilir diyor. Doğrudur. Tüketilen besin miktarı bir canlının gelişim biçimini etkileyebilir. Doğrudur. Farklı koşullarda koşullar canlıların büyümesini etkileyebilir. Basınçtır. Doğru. Çevre koşullarının etkisi ile gelişen değişmeler kalıtsal olur. Hayır arkadaşlar, bunlar modifikasyon çeşitleridir. Modifikasyonlar kalıtsal değildir. 19. soruya geldik. Bazı canlıların özellikleri aşağıdaki görsellerle birlikte verilmiştir. Buna göre numaralarla verilen kavramların eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 1. Mutasyondur arkadaşlar. 2. Varyasyondur. 3. Doğal seçilimdir. 4. Modifikasyondur. Bakıyorum hemen şıklarıma. 1. Modifikasyon yanlış. 2. Mutasyon yanlış. 3. Doğal seçilim doğru. 4. Varyasyon yanlıştır. C şıkkı doğru cevaptır. 20. ve sonuncu sorumuza bakıyoruz. Bir bilim insanı grubu çevre sorunları ve etkileriyle ilgili aşağıda belirtilen deneyleri yapıyor ve sonuçlarını kaydediyorlar. Deney 1. Kirliliğin olmadığı, bu nedenle de ağaç gövdelerinin açık renkte olduğu kırsal bir ekosistemde kelebek popülasyonunun %95'i beyaz renkli olduğu belirleniyor. Bu ortama kanat rengi siyah ve beyaz olan kelebeklerden eşit sayıda bırakılarak yeterli süre bekleniyor. Bu sürede etçil hayvanlar tarafından avlanan kelebeklerin %85'i siyah renkli, %15'i beyaz renkli olduğu belirleniyor. Deney 2'ye bakıyoruz. Endüstri tesislerinin yoğun olduğu ve hava kirliliği nedeniyle ağaç gövdelerinin fabrika bacalarına çıkan isle koyulaştığı bir ekosistemde ise aynı türe ait kelebek popülasyonunun %85'inin siyah renkli olduğu saptanıyor. Bu ortama kanat rengi siyah ve beyaz olan kelebeklerden eşit sayıda bırakılarak eşit süre bekleniyor. Bu sürede etçil hayvanlar tarafından avlanan kelebeklerin %80'inin beyaz renkli, %20'sinin siyah renkli olduğu belirleniyor. Buna göre bilim adamı grubu yaptıkları deney sonucunda aşağıda verilen açıklamalardan hangisini yapamaz? A. Fatih ne demiş? Kelebeklerin beyaz kanatlı ve siyah kanatlı olması birer varyasyondur. Doğru arkadaşlar. B. Açık renkli ortamda siyah renkli kelebeklerin, koyu renkli ortamda beyaz renkli kanatlı kelebeklerin daha çok avlanması doğal seçilimden kaynaklanıyor. Doğru. C şıkkı. Emre, ortam koşullarının değişmesi sonucu ortamdaki canlı dağılımının değişmesi canlıların adaptasyon özellikleriyle ilgilidir. Bu da doğru. Merve ne demiş? Ortam koşulları değiştiğinde kelebekler mutasyon geçirerek kanat renklerinin değişmesi sağlanmıştır. Yanlıştır arkadaşlar. Bir mutasyon yoktur bu ortamda ve D şıkkı doğru cevaptır diyerek testimizi bitiriyoruz.